Merhaba, beraber bakalım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kendin yaptığın bir gardırop. Yani ben bir zamanlar bir gardırop yapmıştım. Onun hakkında bir video çekmiştim ben ama Almancaydım. Onu ve bunu birlikte yani birleştireceğim. Umarım güzel bir video olur. Ve hemen başlayalım diyelim. Lazım olan şeyler. İlk önce tabii ki çünkü plaktan yaptığımız için eski plaklar. Eski veya yeni plaklar, yani sonuçta gerçekten yeni plakları falan mahvetmeyin. Ben bunları bit pazarında aldım. Bunların çoğusu çizili. Zaten çalışmıyorlar. O yüzden zaten bana hediye verdiler. Ve ne kadar isterseniz sonra zaten göstereceğim size. Ne kadar büyük olmasını isterseniz o kadar çok plak lazım size. Ve bence yani bana göre ama bu tabii ki size kalmış bir şey. Hem büyük hem de ufak plaklar aldım daha değişik görünsün diye. Ondan sonrasına tabii ki yapıştırıcı. Yani bu çok normal bir Japon yapıştırıcısı mı diyorlar yoksa bu her şeyi yapıştırıyor işte Uhu isminde. Özel bir yapıştırıcı almanıza gerek yok çünkü bu gerçekten her şeyi yapıştırıyor. Ondan sonra bunların ismini baktım ne diye. Almancası Dübel, Türkçesi Kavela. Bunlar size niye lazım olacak? Böyle işlerle uğraşan insanlar ne olduğunu bilir. Kavela duvara delik yaptıktan sonra bunu içine sokuyorsunuz ki niye sokuyorlar aslında? Sanırım daha güzel tutsun diye. Ne bileyim, bundan buldum aşağıda. Ve matkap, bir tane matkap lazım çünkü duvara delik deleceğiz diye. Bizimkisi bayağı büyük olduğu için şimdi getirmedim ben onu. Zaten onu eşim yapacak. Yani duvara delikleri eşim yapacak. Ve kanca. Nasıl isterseniz yani veya nasıl bulursanız öyle kanca. Ben aşağıda şöyle çok güzel bir tane buldum ama maalesef sadece bir tane var. Ondan sonra şöyle büyüklüğü de aslında önemli değil. Şöyle ufak bir tane bulmuştum ben veya şöyle göstereyim böyle metal rengi. Veya dediğim gibi ben bunları gerçekten bodrum katında aradım ve buldum. Yani satın almadım. Belki sizin de bodrum katınızda veya ne bileyim babanızda, eşinizde, sevgilinizde belki böyle kancalar bulunur. Bunlar daha büyük beyaz renginde. Daha hangisini kullanacağımı bilmiyorum. Ama sonuçta gerçekten yani böyle bir formda olan bir şey lazım olacak size. Ve başka bir şey lazım değil aslında. Bu kadar. Ve şimdi nasıl yapılacağını göstereceğim size. Evet arkadaşlar, ben şimdi plaklarımı yerleştirdim nasıl istediğim için. Tek dikkat ettiğim şey benim şu hiza, yani olasıya kadar aynı hizada olsun diye. Ama bu önemli bir şey değil. Ben sadece böyle istiyorum. Siz tabii ki daha değişik bir şekilde de koyabilirsiniz. Ve plakların şurada, şurada, şurası değdiği taraflarından şimdi yapışkanla yapıştıracağız. Yani şurası, şurası olsun, onasını, bu ikisi olsun. O tarafları yapıştıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunları yapıştırdım ve en fazla ne bileyim bir yarım saat, en fazla bir saat kadar bekleteceksiniz. O zamana kadar yapıştırdığınız plaklar hepsi kuruyacak ve yapışacak birbirine. Ondan sonra devamını göstereceğim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay ve bunu gerçekten herkes yapabilir. Evet, gördüğünüz gibi burası bizim gardırobumuz. Burası dolu olduğu zaman çünkü sadece 4-5 tane ceket oraya asılabiliyor. Arkadaşlar falan geldiği zaman o zaman bayağı bir doluyor o taraf ve tam olarak buraya yeni gardırobumuzu asmak istiyorum ben çünkü orası zaten boş. Yapıştırdığınız plaklar işte aynen böyle görünüyor. Yani gerçekten güzel tutuyor yapıştırıcı. Ondan sonra size kalmış olan tek şey duvara artık hizasını siz bakacaksınız. Ne kadar yükseklikte olsun veya ne kadar aşağıda olsun diye. Ve sonra plakların deliklerine bir kalemle normal bir çiziyorsunuz o hizasını. Yani nerede o çengeli istiyorsunuz diye. Belki gösterdiğim gibi aşağı taraflarda da yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış bir şey gerçekten. Ben deliklerin içinde istediğim için delikleri dik kalemle çiziyorum hizasını.
Gördüğünüz gibi şimdi o deliklerin içine ben kavaları yerleştiriyorum. Sonra o çengeller daha güzel içinde tutsun diye veya dursun diye. Ve geldik yapmanız gereken son işe. Sadece çengelleri o deliklerin içine güzelce çevirerek sıkı bir şekilde çevirmeniz gerekiyor içini. Ondan sonra siz zaten fark edeceksiniz ne zaman artık daha çeviremiyorsunuz. O zaman bitecek ve gardırobunuz bu halde bitmiş olmaktadır. Evet arkadaşlar, gardırobum şimdi asılı ve çengelleri de koyduk ve canımız istediği zaman veya çok misafir falan geldiği zaman biz de eşyaları böyle asarak bu yeri de, bu boş yeri de böyle bir gardırop diye kullanabiliyoruz ve benim dediğim gibi çok hoşuma gidiyor. Eşimin de çok hoşu gidiyor, çok hoşuna gidiyor. Arkadaşlar falan geldiği zaman zaten bu işte sizden yaptığım beraber bir arkadaş için inanmazsınız ama 4-5 tane insan var, yani ona daha yapmam gereken böyle. Çok istiyorlar, onların da çok hoşuna gidiyor. Bazıları daha ufak istiyor, sadece iki plaktan bilmem ne falan. Bazıları daha da büyük istiyorlar. Zamanım olduğu zaman yapıyorum arkadaşlarıma. Umarım sizin de hoşunuza gider. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay. Ve satın almaktan sanırım kendiniz yaptığınız zaman daha güzel. Benim hoşuma gidiyor, bizim hoşumuza gidiyor. Siz artık ne dersiniz bilmiyorum. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basın ve sizi bir dahaki videoda yine karşılamak isterim. İyi günler dilerim.